toplamda biz Çaykur'la 10 bin ton çay çöpü protokolü yaptık. Bu tabii toleranslı, yani 10 bin 15 bin ton civarında bir çay çöpü alabileceğiz anlamına geliyor. Şimdi tabii çok güzel bir sonuç elde ettik. Maddenin 3 halini de değerlendirmiş olduk orada. Gitmiş görmüşsünüzdür. Biz normalde mangal kömürüne odaklaşmıştık ama o kuru çay çöpünden %30 oranında bir karbon çıkıyor ve bu karbon sadece nişasta bağlayıcılık etkisiyle eklenerek mangal kömürü ve 6800 kalori düzeyinde, çok üst düzeyde bir mangal kömürü oluyor. İşte mangalda 5-6 saat kadar sürebilen bir yapıda kazandırılmış oldu. Ayrıca %16-18 civarında bir yağ çıkacağını hesap ediyorduk bu liflerden. Ondan da gaz ve gazda elektriğe dönüşmesi, o sistemde kurulu orada. Fakat %25 üzerinde de bir sıvı çıktı ki biz bunu hiç tahmin etmiyorduk. Analizlerimizde de çok dikkate alınmamıştı. Bu sıvı da kaba bir yakıt olarak veya tarım ilaçlarında organik gübre olarak kullanılabilir noktasında bize farklı alternatifler sunuldu. Biz de bir iki üniversitemize yolladık Ar-Ge için yine. Acaba bunu da en üst düzeyde ne olarak değerlendirebiliriz diye. Yani katısından karbon, yağından elektrik ve sıvısını da tarım ilaçlarında kullanılmak üzere böyle üçü üç elementten de ciddi bir fayda sağlayacak Rize Belediyesi. Sonuçta biz 10 bin tondan 4 bin ton, 3500-4 bin ton çay çöpü hesap ediyorduk. Fizibiliteyi yaparken maliyet hesaplarını 5 liradan 6 liradan yapmıştık ama şu anda maliyet, yani satış hesaplarına baktığımız zaman 15'ten 30 lira arasında değiştiğini görüyoruz. Mayıs'ta seri üretimler başlayacak. Bu seri üretimlerle beraber hesabımız belki 2000 ton. Çünkü makineleri yeni deniyoruz. Sıkıntılar olacaktır. Özellikle taşıma noktasında fabrikalardan havalı bir mal olduğu için bunu bizim imalata taşıncaya kadar ciddi taşımayla ilgili sıkıntılarımız olacağı için orada ara makineler ürettik. Yani balyamlama sistemi dediğimiz, işte daha sonrasında pelet dediğimiz 2-3 sistemle bizim asıl proliz makinesine bu tesis çalışmış olacak. İnşallah biz Rize Belediyesi olarak aslında sanayicimize de Türkiye'deki iş adamlarımıza da belki şu mesaj verilmiş olur ki artık bütün elementler, ikinci, üçüncü kullandığımız atıl durumdaki tüm elementler yeniden değerlendirilebilir. Dünyada teknoloji buna müsait. Her şeyi yakalamak lazım. Bizim de buradan çay çöpünden belki 100 kuruşa, 200 kuruşa atıl hale gelen bir malın 15 liraya yahut da 20 liraya çıkarılması ciddi bir katma değer ürünü olarak karşımıza çıkmış olacak.